Hikmet Öztürk, hızlıca aktaralım. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21'de başlayacak ve sabah saat 05'e kadar devam edecek. Hafta sonları ise 2 gün boyunca kısıtlama olacak. O da cuma akşam saat 21'de başlayacak. Pazartesi günü sabah saat 05'e kadar devam edecek diyebiliriz. Tabii bu süreç boyunca 65 yaş üstüne bir sınırlama olacak mı? Bu merak konusuydu. Bir aslında aşı ilişkin bir detay var. Genelgede eğer iki dozunu da yaptırdıysa 65 yaş üstü vatandaşlar aşılarının herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacaklar. Diledikleri saatte sokağa çıkabilecekler. Kısıtlama saatleri dışında elbette. Ama sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar varsa işte onlar için bir kısıtlama söz konusu olacak. Saat 10 ile 14 arasında dışarı çıkabilecekler. Tabi bir de parantez açalım, hatırlanacaktır. Hem e-nabızdan hem de HES üzerinden, Hayat Eve Sar uygulaması üzerinden artık bir aşı belgesi almak mümkün. Dolayısıyla da sorulduğu takdirde ibraz etmek üzere bu belgelerini de yanlarına alabilirler. Aşı yaptıranlar dışarı çıktığı takdirde 18 yaş altına bakacak olursak da gençler için de herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ama şunun altını çizelim. Hem 65 yaş üstü hem de 18 yaş altı gençler toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. Restoranlar, kafelerde nasıl olacak? Bu da merak konusuydu. Hizmet verilme şekli kapalı olacaklarını söyleyebiliriz. Ama gel al ve paket servise devam edecekler. Hafta içi saat 07 ile 20 saatler arasında gel al servisi şeklinde hizmet verecekler. Paket servis de saat 20'den 24'e kadar devam edecek. Hafta sonları kısıtlamanın olduğu günlerse saat 07 ile 24 arasında sadece paket servis yapacaklar. Tabii bir de seyahatler nasıl olacak? Bu da merak ediliyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde herhangi bir seyahat kısıtlaması olmayacak. Yine toplu ulaşım araçlarıyla da seyahat kısıtlaması olmayacak ama sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Süre ve günlerde özel araçla seyahat ancak izne tabi olacak. Diğer iş yerlerine bakacak olursak da daha önceden aslında olduğu gibi sinema salonları, nargile salonları, kafeleri, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, hamam, sauna, masaj salonu, Luna Park ve tematik parklar hizmet vermiyor olacak 1 Haziran'a kadar. Yine bunun dışında alışveriş merkezleri hafta içi saat 10 ila 20 arasında faaliyet gösterebilecekler. Ancak onlar da hafta sonu kapalı olacaklar. Marketlerde aslında süregelen bir uygulama vardı. Temel gıda dışında ve temizlik ürünleri dışında züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmiyordu. Kısıtlamanın olduğu günlerde bu kural devam edecek. Marketler için pazar yerlerine bakacak olursak hafta içi açılabilecekler, kurulabilecekler. Saat 07 ile 19 saatleri arasında faaliyet gösterecekler. Hafta sonu kurulmayacağını söyleyelim. Online market, yemek sipariş firmaları da hafta içi ve hafta sonu saat 07 ile 24 saatleri arasında evlere, adreslere teslimat yapabilecekler. Çay ocaklarına ilişkin bir de madde var. Masa, sandalye, taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edecek. Kamuda esnek çalışmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Mesai saatleri 10 ile 14, 16 arasında düzeltiyorum. Devam edecek. Yine uzaktan dönüşümlü esnek çalışma gibi usullerinde uygulanmasına devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğitim başlığı da önemliydi. Buna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Ama kreşler ve anaokulları açık olacak. 8. ve 12. sınıflar destekleme ve yetiştirme kurslarına gidiyorlardı. Sınav grupları, onlar bu kurslara gidebilecekler. Bunun dışında özel öğrenciler de eğitimlerine yüz yüze devam edecekler. Bunun dışında STK, sendika, meslek kuruluşları gibi birlikler tarafından, kooperatifler tarafından yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlama da 1 Haziran'a kadar uzatılmış durumda. Nikah ve düğünlere ne olacak derseniz de evlendirme işlemleri devam edecek ama toplu merasimler yine 1 Haziran'a kadar yapılamayacak. Bunun da altını çizelim. Yine sosyal bakım yerlerinde olan yaşayan yaşlılar, huzur evlerinde, yine rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk evlerinde kalanlar için de ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar süreceğini söyleyebiliriz. Yine son bir notta düşelim. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarındaki kapasite sınırlaması %50 olarak uygulanmaya devam edecek ve dediğimiz gibi 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençler de toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. Kademeli normalleşmeye geçiş 17 Mayıs'ta başlayacak. 1 Haziran'a kadar da bu saydığımız kurallar
oturumlar devam edecek. Sonrasında yeniden bir değerlendirme yapılacak. Etkisi takip edilecek elbette ve normalleşmede atılacak adımlar da 1 Haziran sonrası için yeniden açıklanacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.